Bedenim ne anlatıyor? Duygu ve düşüncelerimizi birbirimize yalnızca sözcüklerle mi anlattığımızı düşünüyorsunuz? Öyleyse yanılıyorsunuz. Biz fark etmesek de konuşurken bize eşlik eden ikinci bir dil var. Beden dili. Bu dilde beden duruşları, hareketler, yüz ifadeleri ve göz hareketleri birer araç. Bu araçları çoğu zaman farkında olmadan kullanırız. Beden dilimizden mutlu olmadığımız anlaşılabilir. Örneğin mutluyken gülümseriz. Çok sevindiğimizde gözlerimizi kocaman açar ve gülümseriz. Bir arkadaşımıza arkamızı dönüp oturduğumuzda arkadaşımız onu umursamadığımızı düşünebilir. Diyelim ki derslesiniz ve öğretmeniniz sınıfa bazı sorular soruyor. Soruların yanıtlarını çok iyi bilmediğinizi düşünüyorsunuz. Bu nedenle öğretmeninizin size soru sormasını istemiyorsunuz. Gözlerinizi öğretmenden kaçırıyorsunuz ve önünüzdeki defterin sayfalarını çevirmeye başlıyorsunuz. Diğer elinizle de yüzünüzü kapamaya çalışıyorsunuz. Bir şey söylemeseniz de soruları yanıtlamaya hazır olmadığınızı bedeniniz öğretmeninize çoktan iletti bile. Bağnu bin başaran tüysüz oğlu. Bilim çocuk dergisi 172.